Merhabalar. Bugün Veriçolki ile ahşap yüzeylerimizi yenileyeceğiz. Veriçolki mobilyalar, MDF, sunta kaplama ya da vernikli yüzeyler için kullandığımız boyalarımızdandır. Boyamızı kullanmadan önce mutlaka çalkalıyoruz arkadaşlar. Sonra çalkaladıktan sonra şöyle kabımıza sadece kullanacağımız kadar boya koyuyoruz. Fazla boya koymanıza gerek yok. Daha sonra sünger rulomuza boyamızı alıyoruz. Boyamıza sünger rulomuza iyice yükleme yapıyoruz boyamızı. Tamamen yüklendikten sonra yüzeye boyamızı böyle yediriyoruz. Bu sırada sünger rulomuzu bastırmıyoruz. Ve çalkinin kapatıcılığı çok yüksek. Görüyorsunuz hemen hemen ilk katta bile kapandı. Katlar arası bekleme süresi 3 saat. 3 saat arayla boyama yapabiliriz. Vernik işlemi, boyama işlemi bittikten 24 saat sonra yapılacak. En az 24 saat. Daha fazla da bekleyebilirsiniz vernik yapmak için. Bu fresko rengi çok güzel renklerden bir tanesi. Benim en sevdiğim renklerden biridir. Boyalar su bazlı ve kokusuzdur. Veriçalkiler sadece ahşap yüzeyler için uygulanılan boyalardandır. Veriçalkilerden sonra vernik olarak su bazlı yarım mat, kadife mat vernik ya da Ultimate Gray Sır vernik gibi tüm vernikleri uygulayabiliriz. Rulomuza tekrar tekrar boya almamız gerekmiyor. Rulodaki boya bitene kadar boyuyoruz arkadaşlar. Köşeleri de boyuyoruz. Rulomuzun sadece bir kere boya almamız yeterli. Rulodaki boya bitene kadar boyama işlemi yapıyoruz. Katlar arası bekleme süresi 3 saat, 2 veya 3 saat. Bazı arkadaşlar diyor ki, işte bu kadarcık boya ile neresi boyanır? Mesela yatak odası için 3 tane 500 ml'lik veriçalkı yeterli oluyor. Hibrit multilerle boyamak için ise 2 litrelik hibrit multi yeterli oluyor. Ama veriçalkilerle sadece ahşap yüzeyler uyguluyoruz. Yani ahşap yüzeyler ne demek? Yatak odası, yemek odası boyanabilir. Mutfak dolabı da boyanabilir. Ama biz mutfak dolabı boyamak için daha çok hibrit multisurface boyaları kullanıyoruz. Mesela hibrit multisurface'leri aynı zamanda fayansları boyamak için de kullanıyoruz. Fayansları boyarken mutlaka katlar arası bekleme süresine uyalım. Aslında tüm yüzeyler için uyalım ama fayanslarda bir ekstra daha fazla beklersek daha sağlam oluyor. Onu belirteyim. Veriçalkıyı ahşap yüzeyimize uyguladık. Katlar arası 3 saat bekledik. 3 saat arayla boyadık. Şimdi biraz da vernik uygulayacağız. Sünger rulonun ulaşamadığı yüzeylere ipek uçlu fırçamız var. İpek uçlu fırçayla girdik. Vernik yalnız boyama işlemi bittikten tam 24 saat sonra yapılacak. Veriçalkıyla boyadığımız yüzeylere vernik olarak akrilik su bazlı yarı mat ya da akrilik mat, akrilik parlak ya da Ultimate Glaster vernik kullanabiliriz. Şimdi ben bu uygulamada akrilik yarı mat vernik kullanacağım. Kadife rulomuza boyamızı yediriyoruz. Önce kadife ruloyu yıkayın arkadaşlar. Hatta fazla suyunu ve nemini de alın. Sonra bir kabımıza verniği boşalttığımızda rulomuz böyle hareket edene kadar verniği yediriyoruz. Böyle bu şekilde. Sonra yine kadife rulo ile böyle yüzeye verniğimizi uyguluyoruz. Vernikte katlar arası 24 saat bekliyoruz. 24 saat ara ile vernik yapabiliriz. Bugün veriçalkinin fresko rengini uyguladık yüzeye. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere.